Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Bundan dolayı da hastanemizde gün vesilesiyle Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal bilincin artırılması, erken tanının öneminin vurgulanması amacıyla hastanemiz nöroloji uzmanı Çağrı Ulukan Bey ile kısa bir röportaj yapmayı biz de uygun gördük. Hoş geldiniz Doktor Bey. Sizle günün önemine binaen Alzheimer hastalığı nedir? Bunun konusunda yine hastalarımızı aydınlatıcı bir bilgi almak isteriz. Buyurun. Alzheimer hastalığı bilişsel fonksiyonlardaki azalmanın yanında davranış değişiklikleri, uyku bozuklukları ve işte hayatın günlük yaşamını etkileyen pek çok bilişsel bozukluğa yol açan ilerleyici, çoğunlukla da geri dönüşsüz bir hastalık maalesef. Bunun asıl sebebi beyinde bazı proteinlerin birikmesi. Genelde başlangıç, orta ve ileri evre diye üçe ayrılıyor. Bunun tabii farklı tedavi yöntemleri var ama onu ileride konuşacağız herhalde. Şimdi temel olarak Alzheimer hastalığı böyle bir şey. Peki Alzheimer hastalığının dünyada ve ülkemizdeki şu anki durumu nedir? Şimdi dünya üzerinde yaklaşık 57 milyon kişi Alzheimer tanısı almış ve Alzheimer ile yaşıyor. Türkiye'de de bu sayı yaklaşık 700 bin civarında. İlerleyen yıllarda yaşamının da artmasıyla tabii ki hem ülkemizde hem dünyada bu sayının artacağı düşünülüyor. 2050 yılında yaklaşık 140 milyon kişinin Alzheimer hastalığıyla yaşayacağı planlanıyor. Şimdi siz yaşla girinti yapınca aklıma şu geldi. Alzheimer hastalığının yaşı belli mi? Kaç yaşında başlar? Hı. Sadece yaşlılar mı Alzheimer olur gibi. Evet. Böyle bir soru da sormamız gerekti. Tabii yaşla ilintili bir hastalık. Yani 65 yaşın üstünde genellikle çoğu hastamız görülüyor. Ve her 5 yılda bir de, 65 yaştan sonra aldığınız her 5 yılda bir de riskiniz 2 kat kadar artıyor. Ama bütün Alzheimer hastaları 65 yaş üstünde olmuyor. Yaklaşık %5'lik bir kısmı, genellikle ailevi olan bir kısmı, ailesinde de olan ve ailesinde de erken yaşta başlamış Alzheimer hastalığı daha erken yaşta başlayabiliyorlar. Yani yaşta ile yüksek yaşlarda olacak, 65 üstü olacak diye bir şeyimiz. Kaide yok. Aynen. Ancak riski her yaş arttırıyor tabii. Kadınlarda da yaşam oranı, muhtemelen yaşam süresinin uzun olmasına bağlı daha sık görülüyor erkeklerde. Evet, o da ayrı bir şeydi. Neden kadınlarda daha fazla görülür? Muhtemelen yaşı bu uzun yaşama sebebiyle. Alzheimer hastalığı nasıl teşhis edilir peki? Hangi durumda doktora başvurmalı hastalarımız? Tabii Alzheimer hastalığının teşhisi için önemli adım Alzheimer hastalığından şüphelenmek ve bir hekime başvurmak. Bunun için hem hasta yakınının hem hastanın kendisinin en sık geliş sebebi ve en çok görülen şikayeti de yakın döneme dair bellek kusurları, yapacağı şeyleri unutmak, bir söylediğini bir daha söylemek, bir sorduğunu bir daha sormak, mesela gün içinde yapması gerekenleri unutmak, alışveriş yaptığında aldığı şeyi markette unutmak ya da yakınların adını ufak tefek karıştırmalar gibi genelde yakın dönem şikayetleriyle başlıyorlar. Geç dönem şikayetler daha geç olur. Hatta hasta yakınları bize söylerler genelde işte mesela annem bir sorduğunu bir daha soruyor ama 10 yıl önce, 20 yıl önce yaşadığı bir şeyi çok net anılarla anlatıyor gibi. Bir diğer şikayet de bize özellikle gelen ve gözden kaçırılmamız gereken şikayet de kişilik değişikliği, uyku bozukluğu, davranış değişiklikleri ya da halüsinasyon gibi olmayan şeyleri görme gibi şikayetleri de atlamamak gerekiyor. Bunlar da Alzheimer habercisi olabiliyorlar özellikle yaşlı kişilerde. Bu şikayetlerle hastalar bize başvurdukları zaman biz öncelikle bir değerlendirme yapıyoruz. Kognitif batarya dediğimiz yani kişinin bilişsel durumunu ölçen testler yapıyoruz psikolog çalışanlarımızla birlikte. Eğer gerekli görülse de bir beyin görüntülemesine dair testler yapıyoruz. Tanının şu an için kesin %100 olan kısmı beyin biyopsisi ama tabii ki hiçbir yaşayan insana bu yapılmayacağı için buna en yakın olan şey halk arasında bel suyu da denilen, belimizden aldığımız sıvı da bu daha önce de bahsettiğimiz beyin proteinlerinin orada birikip birikmediğine baktığımız testler.
tabii çok yakın bir gelecekte muhtemelen bunun çalışmaları da yürüyor artık herhalde. Kan testleriyle de bu proteinin düzeyine bakıp tanı koyabilir aşamaya geleceğiz. Öyle olursa da biraz daha kolaylık. Daha erişilebilir ve evet, kolay teşhis edilebilecek. Toplumumuzda şu var aslında doktor bey, yakın bir çevremizde de ya ben de gerçekten hep unutuyorum, bende de mi var gibi. Ama aslında o kadar da kolay, her şeyi unutan da Alzheimer değildir. İkisinin bağlantısını bu şekilde ayrıştırabiliriz herhalde. Alzheimer hastalığının tedavisi var mı peki? Yani geri dönülmez mi? Şu an için yani ülkemizde de uzun yıllarda kullandığımız tedavilerde asıl yapmaya çalıştığımız şey hastalığın belki biraz gidişatını yavaşlatmak ve bu hastalık ve yaşam sürecini daha konforlu kılmak hastaya ve hasta yakınına. Ama o beyinde biriken protein, yani bu Alzheimer hastalığına sebep olan şeyleri geri çevirebilecek ilaçlar henüz yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamış değil. Bunun dışında Alzheimer hastalığının diğer şikayetleri için mesela işte kişilik bozukluğu, uyku bozukluğu, inatçılık, işte halüsinasyonlar gibi, hayal görme gibi semptomları olduğunda, şikayetleri olduğunda onlar için ayrıca başka tedavi uygulayabiliyoruz. Ama özellikle birkaç yıldır yani dünya çapında Alzheimer hastalığının tedavisi için çok büyük gelişmeler oldu. En son 2021 yılında aducanumab dediğimiz bir molekül Amerika bu ilaç birliği tarafından onaylandı. Kısmi onay aldı. Bu yıl içinde bulunduğumuz yılda başka bir molekül, lecanemab dediğimiz bir molekül onay aldı. Bu moleküller genelde böyle damardan uygulanan, erken yaşta hastalarda başlanan şeyler. Ama bu en son molekül, lecanemab dediğimiz molekül, hastalığın ilerleyişini %30-35 gibi bir azaltmaya yol açtı. O proteinlerden bir tanesini beyinden silerek. Henüz tabii bunlar ilaçların hiçbiri ne yaygın kullanımda ne de ülkemizde onaylanmış durumda değil ama umut var ve araştırmalar devam ediyor. O da bir umut dediğiniz gibi inşallah ileriki zamanlarda yine insanlığa sunulur. Peki Alzheimer hastalığından korunmak için neler yapalım? Yani olmadan önce nasıl tedbirleri alalım? Ne tür şeylere dikkat edelim ki olmayalım, Alzheimer olmayalım? Şimdi belki bilinen bir şekilde, yani yine de tekrarlamamız gerektiği bir şekilde Alzheimer hastalığı tanısı aldığımızda ya da Alzheimer hastalığı şikayetleri başlamadan yıllar önce bu bahsettiğimiz proteinler zaten beyinde birikmeye başlıyor. Bunun için her yaşta aslında Alzheimer hastalığı riskimizi azaltmak için yapabileceğimiz şeyler var. Bunun için en önemli şey aslında eğitim düzeyi. Sadece ilkokul ya da hayatın ilk evrelerinde olan eğitim değil, tüm yaşam boyunca olan eğitim riski azalttığı ciddi bir şekilde gösterilmiş. İlla hani çok yüksek bir eğitim düzeyinden ya da doktora yapmaktan bahsetmiyorum ama yani basit bir dil öğrenmekten tutun, sosyal yaşama dahil olmak, hani ilerleyen yaşlarda izole olmamak, hem sosyal medya olsun ya da günlük bireysel olarak konuşmalarda sosyal yaşamdan kopmamak Alzheimer için riski azaltan bir faktör. Bir diğer faktör işitme sorunu. İşitme sorunu olan hastaların muhtemelen o beyne girdilerinin azalması, yani işitme girdilerinin azalması sebebiyle artmış bir Alzheimer riski yaşadığını artık biliyoruz. Kanıtlanmış bir durum bu. O yüzden eğer işitme sorunu yaşıyorsa bir insan, orta yaşlı da olsa, bunu işte yardımcı cihazlarla yerine koyması ve hani işitmesi normal seviyeye getirmesi ileride Alzheimer riskini azaltıyor. Bu da önemli bir nokta. Evet. Kesinlikle. Değiştirebileceğimiz faktörler bunlar. Diğer önemli faktörlerden bir tanesi beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite. Bunlar yani kalbe iyi olarak bildiğimiz her şey aslında beyne de iyi geliyor. Trans yağlardan uzak durmak, orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak, bunların hepsi ilerleyen dönemde Alzheimer hastalığına yakalanma riskimizi ya da başlama yaşımızı ileri çekiyor. En son bahsetmemiz gereken şey de herhalde uyku. Bu beyinde biriken proteinlerin, Alzheimer'a sebep olan proteinlerin uyku sırasında beyinden temizlendiğini biliyoruz. O yüzden düzenli, kişiye göre değişmekle birlikte 7 saat uykunun... Rahat bir uykunun. Evet, düzenli bir uykunun yine Alzheimer riskini azalttığını söyleyebiliriz. Bunlar çok önemli noktalar gerçekten de.
Peki en son olarak Alzheimer hastalığında beslenmenin önemi nedir? Ne kadar beslenme bunun neresindedir? O şekilde soralım. Yani bir, yine bir risk faktörü olarak ve hani riskimizi azaltmak için uygulayabileceğimiz bir yöntem aslında hayat boyunca. Genelde Akdeniz diyeti ya da MIND diyeti, M-I-N-D diyeti dedikleri işte yeşil sebzeli meyveler, kırmızı ya da işte mor meyveler dediğimiz işte böğürtlen gibi işte bu antioksidan oranının yüksek olduğu meyvelerin yüksek olduğu tahıl, hububat oranının beslenmemizdeki yüzdesinin yüksek olduğu bir diyetle birlikte balık. Ve kaçınmamız gereken gıdalarda süt ürünlerinin bazen zararlı olduğu özellikle ilerleyen dönemlerde söyleniyor. Kırmızı et, tabii ki işlenmiş ve trans yağ içeren gıdaların Alzheimer riskini arttırdığı biliniyor. Tabii ki hani kesin bir şekilde önlememekle ya da azaltmak açısından önemli bu beslenme şekli. Bu beslenmelere de aynı zamanda dikkat edersek tabii yani daha iyi olacaktı. Daha iyi dediğiniz olacak. Gibi biraz daha sebzeye, meyveye yönelmek o daha önemli olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Kimse inşallah Alzheimer olmasın. Aklımıza, hafızamıza sahip çıkalım. O şekilde bitirelim günümüzü de. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağ olun. Sağ olun.